Try Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. 9 Ekim sabahından günaydın. Güzel bir hafta olması dileğiyle. Hafta sonu özellikle Hamas ve İsrail arasındaki haber akışları ve çatışmalar oldukça ön plana çıktı. Üzücü olaylar devam ederken bunların tabii ki de piyasalara yansıması oldu. Özellikle petrol fiyatlarında ve kıymetli metal altın tarafında sert yukarı yönlü boşluklu açılışlar oldu. Ons altın 1850 dolar seviyesinde. Biz de 1858 majör direnç seviyesini izliyor olacağız ama tabii bu altındaki yukarı yönlü hareket jeopolitik risk haber kaynaklı tetiklendiğinden dolayı şimdi oradaki durum ne kadar devam edecek, etmeyecek, Amerika devreye girecek mi, girmeyecek mi, İran'a sıçrayacak mı? Hani birçok senaryolar var ve bu senaryolara karşı bir öngörüde bulunup teknik analizde çalışır demek çok mantıklı olmayacak. Dolayısıyla haber akışları bunu belirliyor olacak. Tabii bölge hassas olduğundan dolayı bunun Türkiye tarafına da yansımaları bir şekilde olacak. Özellikle Amerika'nın Doğu Akdeniz tarafına uçak gemisi filosunu intikal ettirmesi ve olası bir İran'a sıçrama durumu, zaten geride bıraktığımız haftadan beri Suriye tarafında olan müdahalelerimiz devam ederken hani bu jeopolitik risk algısını çok sıcak olarak tutuyor. Dolayısıyla bu haftanın gündemi de jeopolitik risk algısı olmaya devam edecek. Bugün kuvvetle muhtemel hafta sonu yaşanan negatif faktörlerden dolayı bir negatif açılış yapacağız ama daha sonra 8400'ü mıknatıs gibi aşağıdan 8400'e yukarıdan 8400'e gelecek şekilde bugünü de geçirmemiz kuvvetle muhtemel gibi duruyor. Geri çekilmelerde 8250 majör destek hattı olarak takip edilebilir ama genel jeopolitik risk, üçüncü kişi riski veyahut da Türkiye kaynaklı bir risk geldiği zaman da 8135-8090 seviyelerini majör destek olarak izliyorum. Yukarı tarafta 8550-8650 ara dirençleri var ama bu bantta yani 8400-8900'de yerleşiyor olmamız gerekiyor ama işte bir sürü negatif haber akışları geliyor jeopolitik risk tarafında. Dolayısıyla bugün de önce negatif bir açılış, daha sonra dengelenme çabasıyla takip ediyor olacağız. Haftanın gündemi tarafında Türkiye'de özellikle Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı'nın Dünya Bankası ve IMF toplantılarında görüşmeleri olacak. Bu taraftan gelen haber akışları ön plana çıkacak. IMF'in Türkiye ile ilgili bir değerlendirmesi vardı. Biliyorsunuz IMF konusu Türkiye'de çok speküle edilmişti geride bıraktığımız haftalarda. Acaba bir standby anlaşması mı yoksa postmodern bir standby anlaşması mı yapılacak şeklinde gelmişler, raporlarını yazmışlar. Görüşlerinde hani öne çıkan başlık şu olabilir belki. Politika faizinin piyasa faizlerine yaklaşması gerektiğini, ki zaten bunu söylemek için IMF'de olmaya gerek yok. Bütün aktörlerin herkes aslında bu unsuru söylüyor. Ama tabii faiz yükselirken de büyüme ve istihdam tarafındaki acı yüzünü de bir şekilde dengelemek gerekiyor. Onun için Merkez Bankası da dengeli gidiyor. Bundan sonraki Ekim, Kasım, Aralık toplantılarında 500 bas puana yakın, 250 ile 500 bas puanlık faiz artışlarının gelmesi kuvvetle muhtemel. Yurt dışına baktığımız zaman da Orta Doğu riski petrol ve altın fiyatlarında etkin. Haber akışları sıcak olduğu için bu böyle devam edecek ve özellikle de petrol fiyatlarında acaba olay İran'a sıçrar mı sıçramaz mı, bu ön plana çıkıyor olacak. Bu hafta Çin tarafında enflasyon verisi, Amerika tarafında enflasyon verisi ve FED toplantı tutanaklarını izliyor olacağız. FED toplantı tutanakları tarafında özellikle yumuşak inişe ilişkin bir risk var mı yok mu? Eğer risk varsa faiz artışları devam edebilir. Kasım'da 25 ama faizlerin indirimi yaz aylarında değil, Haziran'da değil, Eylül'e ötelenme konusunda bazı önemli ipuçları alınacak. Ama gündem olarak baktığımızda önce Orta Doğu riski, daha sonra Fed'in toplantı tutanakları ve Amerika'daki enflasyon verilerini izliyor olacağız. Herkese güzel bir hafta dilerim. Utku'yla beraber yapacağımız FX yayınımızda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.